biz zer aleminde insan olarak mükemmel yaratıldık. Kaş, göz, ağız, burun, kollar, vücut mükemmel. Peygamberler peygamberlik göreviyle yaratıldı. Peygamberler. Yani makamları verilmiş. Herkes orada. Mehdi de orada. İsa Mesih. Herkes orada. Allah'ın karşısındalar. Çıplak değil. Cennet kıyafetler üstlerinde. Kıyafet güzel, düzgün kıyafet. Cenab-ı Allah Rabbimiz soruyor. Ben sizin Rabbiniz miyim? Evet ya Rabbi. Bele diyor. Bele. Sen bizim Rabbimizsin. Rabbiküm. Rabbimizsiniz. Yani. Mehdi'ye soruyor Cenab-ı Allah. Çok çile çekeceksin, acı çekeceksin. Buna rağmen görevini yapacağım mı? Ya Rabbi severek, aşkla görevimi yapacağım diyor. Peygamberimize soruyor. Bak sana, ayet, Kur'an ayet bak sana. Birisi gelecek diyor. Ama bu kitaplı peygamber olmayacak diyor. Bir elçi, tebliğci. Bu geldiğinde bu kişiye yardım edeceksin mi diyor. Allah'a yemin ediyor yardım edeceğim diyor peygamberimiz. İsa Mesih'e soruyor bak. Sana diyor birisini getireceğim. Birisi. Ama bunun kitabı olmayacak diyor bu kişinin, gelen kişinin. Ona yardım edeceğim mi diyor. Edeceğim ya Rabbi, yardım edeceğim, yemin ediyorum diyor. Musa'ya soruyor Cenab-ı Allah. O da yemin ediyor. Nuh'a soruyor, yemin ediyor. Zer-i alemde bütün insanlar yaratılmış mı? Evet. Mükemmel, kusursuz ve peygamber artık. Hazreti Muhammed aynı görüntüsüyle. Maşallah. Hazreti İbrahim aynı görüntüsüyle. Mehdi aynı görüntüsüyle. Kıyafetli. Çünkü peygamberler Allah hiçbir zaman için çıplak tutmuyor. Ne cennette ne de zer-i alemde. Evet. Kıyafetli. Hepsi yaratılmış. Herkes orada dünyada. Lenin, Stalin falan onlar da orada bak. Evet. Mao, herkes orada. Darwin de orada. Darwin'e Allah soruyor. Ben sen Rabbinim mi? Rabbin miyim diyor. Evet ya Rabbi, Rabbimsin diyor. Stalin'e soruyor. Diyor ki ben sen Rabbin miyim? Evet Rabbimsin ya Rabbi diyor. Lenin'e soruyor. Sen benim Rab olduğumu biliyor musun diyor. Yani senin ilahın olduğumu kabul ediyor musun? Evet kabul ediyorum ya Rabbi diyor. Sonra yavaş yavaş Allah bunları anadan babadan doğuyor gibi gösterterek dünyaya sunmaya başlıyor. Evet. Öldürüyor. Önce ölüyorlar. Sonra dünyaya sunmaya başlıyor. Yeniden. Öldürdükten sonra evet. Dünyaya sunuyor. Nerede burada evrim? Ne evrimi ya? Yaratılmış başta. Evet. Sen diyorsun dünyada evrim geçiriyor. Ya kardeşim bak bütün insanlar daha önce, daha kainat yokken, Big Bang dediğiniz olay daha yokken insanlar yaratıldı. Evet. Nerede burada evrim? Kur'an'da evrim var diyorsun, nerede? Bırak bunları. Adem'le Havva'yı da Cenab-ı Allah zer alemindeyken soruyor. Ben sizin Rabbiniz miyim? Rabbim size yarabbim diyor. Onları cennet moduna alıyor, boyutuna alıyor, cennet. Evet. Cennet devrimi ne işi var ya? Cennet, cennet. Bak bizim bahsettiğimizde cennet. Adem'le Havva'yı nereden getiriyor? Cennetten dünyaya. Evet. Zer aleminden cennete, cennetten dünyaya. Nerede burada evrim? Zer aleminde de evrim yok. Cennette de evrim yok. Ya Adem'le Havva siz ne diyorsunuz? Evrimle ne oldu diyorsunuz? Ara suresi 172. Hani Rabbin Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine, bak kendi nefislerine karşı şahitler kılmış. Nefis ne demek? Beden. Evet. Beden sahibi. Beden, akıl ve iman sahibi bak. Görüyor, duyuyor, düşünüyor, muhakemesi var. Beden sahibi. Bak nefislerine karşı şahitler kılmış, şahit oluyor insan olduğu için. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişti de Allah, onlar evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Ali İmran Suresi 81. Hani Allah, şeytanın Allah'sının peygamberlerden kesin bir söz, misak almıştı. Kimden? Peygamberlerden. Evet. Peygamber olarak oradalar. Andolsun diyor Allah, size kitap ve hikmetten vereceğim.
Sonra size beraberinizdeki kitabı doğrulayan, tasdik eden bir elçi, bir Mehdi geldiğinde ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız. Demişti ki bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı? Bak ağır bir yük diyor Allah. Aldınız mı? Peygamberler ne diyor? İkrar ettik ya Rabbi. Öyleyse şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım demişti Allah. Big Bang'den evvel. Big Bang'den evvel. Yani ilk patlama denilen Big Bang'den evvel. Daha bak zaman yok, daha mekan yok. Evet. Bak zaman mekan yok daha. Big Bang de yok ortada. Big Bang biliyorsunuz 15 milyar yıl evvel falan. Kimler var? Hazreti Muhammed var. Hazreti Osman, Ali, herkes orada. Mehdi orada. İsa Mesih orada. Peygamberimize diyor ki Cenab-ı Allah birisi gelecek birisi. Ona yardım edeceksin diyor. Peygamberimize kim geldi? Peygamberimiz kime yardımcı oldu? Bir tek Mehdi yardımcı oluyor. Mucizeleriyle ona yardımcı oluyor. İsa Mesih kime yardımcı oluyor? Mehdi'ye yardımcı oluyor. İnşallah. İkisi de söz vermişler Allah'a. Bunlar üniversite hocası falan olunca mesele hallolacak. Tabii ki bak zeka ayrıdır. Akıl ayrıdır, bilgi ayrıdır. Evet. Zeka, akıl ve bilgi. Bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Yani bilgili olmak illaki akıllı olmak değildir. Zeki olmak da illaki akıllı olmak değildir. Akıllı olmak da illaki bilgili olmak değildir. Zeki olmak da illaki bilgili olmak değildir. Bunların üçünün bir arada olması gerekiyor. Olmadığında ezim ezim ezilirsin. İlimle, irfanla, kanunla, hukukla, bilimle, teknolojiyle. Biraz eksik, biraz fazla olması bile fark ettirir.